Şimdi yeni uyandınız ya da uykuya dalmak üzeresiniz ya da günün herhangi bir saatindesiniz. Hayata yeni başlıyor olabilir ya da sonuna yaklaşıyor olabilirsiniz. Hayatta karşılaştığımız başarıların ya da başarısızlıkların aslında sayılar, rakamlar, ders notlarıyla pek ilgisi olmadığını o kadar fazla kişi kanıtlamıştır ki bize. Bizler yine de inanmamakta ısrar ederiz. Hepimiz biliriz üstelik o hissi. Başarıların ardında yatan asıl kural aslında çok basittir. Pes etmemek ve başlayabilmek. Evet, evet başlayacağım ama öncesinde yapmam gereken bir sürü iş var ya da herkes yapamayacağımı o kadar çok inanıyor ki ben kendime nasıl inanabilirim ki gibi kendinize sunduğunuz pek çok bahaneyi buradan duyabiliyorum inanın. Hadi o zaman başarmaya dair daha somut örnekleri birlikte inceleyelim. Herhalde var olan bir başarıyı da inkar edecek değiliz. Disney'in büyülü dünyasını bilmeyen yoktur. Peki bu dünyanın nasıl oluştuğunu bilen kaç kişiyiz? Düşünün ki sürekli taşınmak zorunda kaldığı için adapte sorunları olan ve devamlı olarak küçük küçük iş değişiklikleri yapmak zorunda kalan küçük bir çocuk var. Henüz 16 yaşında orduya katılmak isteyip reddedilen bu çocuk doğum tarihini değiştirerek istediği şeyi elde etmenin bir yolunu bulmuştur. Daha sonra bu küçük çocuk geri dönerek siyasi karikatürler çizmek için gazetede bir iş bulur. Ancak gazete onun kendisini düşündüğü kadar yaratıcı ve başarılı bulmaz. Bu sebeple kovulur. Tamam o halde der ve kendi dünyasını yaratmak ister. Böylelikle E-Works Disney Ticari Sanatçıları kurulur. Başkalarına göre yaratıcı olmayan Walt Disney, bir yerlerden ödünç aldığı kamerayla Laoco Grams isimli kendi çizgi filmini yaratır. Hem de tüm yaratıcı olmayan kalbiyle inanarak. Herkesin ona dediğinin aksine bir şekilde bu tutkunun devam etmesi gerektiğini düşünür aslında. Böylelikle bu kez yapamazsın lafını duymak yerine takdir elde etmeyi başarmıştır nihayet. Elde ettiği diğer bir şey ise kendi stüdyosunu açmak olmuştur. Ancak tüm bu inanışa rağmen yine bazı şeyler yolunda gitmemiştir. Tam bu noktada duralım, biraz düşünelim. Tamam, burada önemli bir karar vermiş Walt Disney. Önemli olan nokta siz ne yapardınız? Evet, inandınız olmadı, denediniz olmadı. Peki ya şimdi ne yaptıysam olmadı? Demek ki bunlar yeterli olmuyormuş. Bir de hep derler ki inanmak başarmanın yarısı. İçimizde bunu diyen tarafı nasıl bastırabiliriz? Çünkü her gün diyoruz bunu biliyorum. Sabah kalktığımızda, gece uykuya dalmadan önce. Ancak gözümüzdeki gözlüğü aramayı bırakıp cevabı görmeyi seçelim mi birlikte? Vazgeçmeden. Çünkü şunu asla unutmayın ki belirttiğiniz fikrin ilk aşamada %100 başarılı olması 10.000'de 1 olarak belirlenmiştir. Tam bu noktada sevgili Walt Disney tam da bunu yaptı işte. Vazgeçmedi, devam etmeyi seçti. Kamerasını satıp Hollywood'a yerleşti ve yönetmenlik için stüdyoların iş ilanlarına başvurmaya başladı. Sonrasında belki de pek çoğumuzun bildiği olay nihayet gerçekleşti. Kardeşi Roy ve arkadaşı karikatürist E-Works'un kendisine katılmasını istedi ve birlikte Disney Brothers stüdyolarını kurdu. Bu kez inandığı şeyi başarmıştı ya da en azından şimdilik öyle olduğunu hissediyordu. Çizgi filmlerinden birisinin dağıtımı Universal tarafından yapıldı. Hani şu bildiğimiz Universal şirketi, çok büyük olan. Bu noktada tekrar bir duralım. Hani bazen deriz ya, tamam işler ters gidebilir ama bu kadar da olmaz diye. Sevgili Disney tam da bu noktadaydı aslında. E-Works tarafından bir tavşan yaratılmıştı. Tavşanı çizmemesine rağmen tavşana hareket yetisi kazandıran bizzat kendisiydi. Ancak tüm bu mücadelenin sonunda bile yine kendisine artık ihtiyaç duyulmadığını öğrenmişti sevgili Disney. Evet, bizim de kendi hayatımızda tam da böyle yıkımlar olacaktır. Hatta muhtemelen pek çoğumuz şu an daha fazla bile oldu diyorsunuz bu videoyu izlerken. Yeter artık. Devam etsen bile ne değişecek ki dediğiniz kaç an var bir düşünsenize. Ama hepimiz biliriz ki zaman biz dursak bile akmaya devam edecektir. Sevgili Disney bunu çok iyi biliyordu ve zamanın öylece akıp gitmemesi için kendi yetki alanındaki karakterlerle devam etti. Zamanı ayak uydurmayı seçmişti. Pek çoğumuzun aksine ne istediğini çok iyi bildiği için eskisinden daha kararlı ve istekliydi yoluna devam ederken. İşte o kapanan tüm kapılar tam da bu noktada onun için dünyaya açılmıştı. Bir zamanlar adapte sorunlarıyla hayatına başlangıç yapan bu küçük çocuk, potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığı bir fare karakteri yaratmak istemişti. Evet, bu adamın yaptığı mükemmel işi hepiniz biliyorsunuz. İlk adıyla Mortimer, ancak karısının isteğiyle adını daha sonradan değiştirdiği ve günümüzde çok büyük bir üne sahip olan sevgili Mickey Mouse.
İlerlemeye devam ediyoruz. Yeni kapılar açıyor ve yeni şeyler yapıyoruz çünkü merakımız bizi bu yollara sürüklüyor. Peşinden gidecek cesaretimiz varsa tüm bu hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Umarım tek bir şeyi asla gözden kaçırmayız. Hepsi bir fareyle başlamıştı. Walt Disney. Bu sözler kendine inanan ve pes etmeyen bir adamın sözleriydi. Pigmalion etkisini daha önce duymuş muydunuz? Aslında bu basit tanımıyla inanırsan olur demenin en kısa halidir. Bu konuyu başka bir videoda belki daha detaylı bir şekilde anlatırız. Ancak şu anda Walt Disney'in hayatındaki Pigmalion etkisini incelememiz gerekirse, kendisi kimse ona inanmasa bile kendine inandığı için başarılı olarak dünyaya kendisini ispatlamıştı. Bu etkinin bize gösterdiği en temel şey, bir şeyi ne kadar çok istersek ve beklersek gerçekleşme ihtimalinin de aynı oranda daha yüksek olacağıdır. Bu arada ona inanmayan insanları şu an büyük ihtimalle çoğumuz hatırlamıyoruz bile. Çünkü bazen insanlar sadece kendi elde edemediğini başkaları da elde edemesini ister. Tüm denklem bu kadar basittir aslında. Daha çoğu ya da azı değil. Zaten ortaya attığımız bir iş fikrinin başka biri tarafından kabul edilme oranının özellikle ülkemizde %5 gibi çok düşük bir oranda olduğunu unutmamak gerekir. Tabii ki başarı dediğimiz sadece inanç, azimden veya vazgeçmemekten ibaret değil. Başarı insanın kendisidir. İçinde bastıramadığı o kuvvetli güç ve hayalleridir. Tıpkı Walt Disney gibi. Bu başarı kendinden vazgeçmeyen herkesin elinde olandır. Sevgili Disney, 65 yıllık bu hayatına 5 Oscar, 31 Akademi Ödülü gibi birçok ödül sığdırdı. Bunu başka birinin ona inanmasına ihtiyaç duymadan yaptı. İşine ve inandığı şeylere olan tutkusunu son nefesine kadar yanında götürmüştü aynı zamanda. 62 yaşında, gerçekten inandığı her şeyi elde ettiği zaman ve kariyerinin tam da zirvesindeyken kanser teşhisi konulsa bile kardeşi Roy'a hala projelerinden ve hayallerinden bahsetmeye devam etmişti. Aslında daha önce söylediğim gibi konumuz Walt Disney'in ekşi bir limondan tatlı bir limonata yaratarak elde ettiği başarılar değil. Konumuz sizin bu hayatta elde ettikleriniz, istedikleriniz, hayalleriniz ve kendinize olan inancınızın ne kadar olduğu. Konumuz sizsiniz. Konumuz kendimiz ve kendimizi tam olarak nerede gördüğümüz. Hayata karmaşık düşünmeye ya da öyle süslü laflar etmeye gerek yok. Ya da sürekli kafamızda kurup inanmasına inanırız da ya olmasa gibi endişelere kapılmaya da gerek yok. Endişe edenler endişe ederken, planlayıcılar planlarken ve muhasebeciler neden satın almadığımızı hesaplarken ben bu işi başlatmakla meşgul oluyorum. Dememizin zamanı gelmedi mi? Başarılı bir insanın yapması gereken en temel şeylerden biri. Daha az düşünüp hemen harekete geçmek. Daha da önemlisi o yapmayı çok istediğiniz iş var ya hani, kendinizden bir türlü emin olmadığınız için sürekli engellediğiniz ve ertelediğiniz, işte o işiniz ya da hayaliniz her neyse. Hani şunu hemen yapmanız gereken, onu sevin. Onu hayatınızdaki her şeyden daha çok sevin. Kendiniz kadar sevin o işi. Sevin ki güzel olsun. Hayat vermiş olduğu Mickey Mouse karakterini tanıdığı tüm kadınlardan daha çok seven Walt Disney gibi sevin mesela. Çünkü sevgiyle büyüyen ne çirkin olmuş ki bugüne kadar. İnandığı ne yarı yolda bırakmış ki insanı. Hele de almayı gerçekten çok istediyse onu hayattan. Bankacılara hayal gücünü teminat olarak gösteremiyorsunuz. Hayallerini nasıl gerçekleştireceğini bilen bir insanın ulaşamayacağı hedef olmadığını inanıyorum. Hayalleri gerçek kılmanın 4 kuralı vardır. Merak, özgüven, cesaret ve tutarlılık. Bence bunların en önemlisi özgüven. Bir şeye inanacaksınız. Ona %100 sonuna kadar, sorgulamadan inanın. Bankacıları, Disneyland'ın iyi bir yatırım olduğu konusunda asla ikna edemedim. Çünkü onlara hayal gücünü teminat olarak gösteremiyorsunuz. Disney'de geçmişe bakarak çok vakit geçirmeyiz. Hep ileriye gideriz. Açılmamış kapıları açar, yapılmamışları yaparız. Çünkü bizler meraklı insanlarız ve merakımız bize hep yeni yollar gösterir. O halde gelin biz de büyük üstadı dinleyelim. İnanalım kendimize ve merakımız en güzel pusulamız olsun hayatta. Düşsek de, kalksak da bunun hiçbir önemi yok. Tüm bu zorluklara rağmen yolumuz hep açık olsun.